Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Kurban Bayeleniz. Bugün sizlere çok güzel bir şey göstereceğim. Aslında müzik programı gibi bir şey. Aslında Raycon önceden belli, eskiden belli kullanılır da daha bizim gelişmeyen bir programı göstereceğim. Gelişmeyen bir yöntemi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi iki tane Raycon hesabınız var. Bir yandan müzik çalmak istiyorsunuz. Bir yandan bazı arkadaşlarınızla sohbet etmek istiyorsunuz. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Mesela şu anda biz sohbet ediyoruz. Tamam mı? Mesela bizim bir sohbet odamız var. Yan rejideyiz. Bir tarafında ikinci rejimiz var. İkinci rejimizde mesela müzik moduna aldığımızda müzik sesi bize geliyor. O yüzden de bize sıkıntı uğratıyordu. Şimdi Raika demiş ki sen bir yandan konuşurken bir yandan da kendi odanda belki başka bir odada müzik çalabilirsin diye bir yöntem. Müzik çalabilme özelliği veriyordu diyor. Şimdi bu nasıl olacak arkadaşlar? Şöyle bir şey. Direkt müzik rejisinin yani şu müzik simgesinin yanındaki ufak aşağıya doğru yönelme tike basıyoruz arkadaşlar. Normalde bu. Direkt bak herkes de otomatik olduğu için direkt en üstteki tıklanmış olur. Siz direkt kardeşim direkt aynı şekilde aşağıdaki tike geliyorsunuz. Basıyorsunuz arkadaşlar. Burada soft body. Böyle bir şey çıkacak. Bunu direkt zaten indirme diye download diye link verecek direkt aşağıda. Direkt zaten tıkladığınız zaman size yönlendirme yaparak bunu indireceksiniz arkadaşlar. %100 sıkıntısız. Keyload, trojen falan yok. Güvenilir. İndirdim, denedim. Şimdi bunu indirdikten sonra arkadaşlar direkt mesela karşınıza şöyle bir şey çıkacak. Fobar. Fobar diye bir şey çıkacak. Şurada gösterdiğim gibi. Tıkladığınızda zaten hiçbir şekilde sıkıntısı yok. Tıkladığınızda şöyle bir şey karşınıza çıkacak. Karşınıza çıktığında diyeceksiniz ki bu nasıl çalışıyor. Şöyle. Şimdi bir tane şarkı attınız arkadaşlar. Mesela buradan açtığınızda şöyle göstereyim. Böyle. Arkadaşlar tam bu şekilde. Şöyle sesini kısalım. Şimdi mesela bu müzik şu anda çalıyor. Şu anda aktif. Mesela bu son biz direkt bunu ayarlamak için ne yapmamız lazım? Normalde auto. Mesela siz programı indirdiğinizde şöyle çıkacak karşınıza. Direkt indirdiniz. Bu nasıl çalışacak? Bu nasıl aktif olacak? Şu şekilde arkadaşlar. Bunu tekrar olan software işaretliyoruz, ok diyoruz. Ok dedikten sonra arkadaşlar direkt müzik modunu aktif ediyoruz. Ondan sonra zaten direkt çalışmaya başlayacaktır. Bilginiz olsun. Şöyle gösterelim. Bak çalışmaya başladı şu anda. Mesela şöyle olabilir arkadaşlar. Ayarladıktan sonra 3-4 tane bekledikten sonra aktif oluyor. Bilginiz olsun. Direkt zaten müzik simgesini görürsünüz. Bundan nasıl emin olacaksınız? Emin olmak için direkt welcome'a gidelim. Çünkü orada bizim çalışıyordu. Direkt biz M16'yı ayarladık. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Direkt zaten şu anda aktif. Şöyle şeyi kaldıralım. Şu anda bak aktif. Çalıyor arkadaşlar. Hemen tekrar dönemin alalım. Bakın şu anda bana ses gelmiyor. Programdan bunu ayarlamak için siz kendiniz duymak istiyorsanız yanında çalsın ben de duymak istiyorum diyorsanız buradan bu sesi yükseltiyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Mesela bunun gibi siz diyorsunuz ki buradan bana 10 kere bu saatlerce çalsın diyorsanız bunu direkt CTRL-C ile kopyalıyoruz. Aynı şekilde CTRL-B yaparak bunların hepsini çoğaltıyoruz. Ve bu şekilde çalmaya başlıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Ama yani kendi rejide duymak istiyorsanız bu şekilde. Mesela buradan sesinizi açarsanız hem siz duyarsınız. Yok beni duymak istemiyorum sadece yan odada çalsın diyorsanız aynı şekilde arkadaşlar buradan bunun sesini kısıyorsunuz. Bitmiştir. Direkt zaten müzik moduna alıyorsunuz burada. Onları ayarlıyorsunuz. Bitmiştir. Başka bir şeyimiz yok. Tekrar alın dinleyelim. Aynen öyle. Şu anda çalışıyor. Aktif. Mesela burada da nasıl insanlar böyle görsün bu müzik nereden geliyor falan da diyorsanız buna bir tane blok tek satıyorsunuz. Bitmiştir arkadaşlar. Tekrar da aşağıda iniyorsunuz. Başka da bir şey yok arkadaşlar bunun. Ben tekrar bunu çalmak istemiyorum diyorsanız aynı şekilde arkadaşlar. Şuradan hemen müzik modundan çıkıyoruz. Ondan sonra tekrardan otoya ayarlıyoruz, bırakıyoruz. Yani normal müziğinizi çalabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ondan sonra tekrardan ben çalmak istiyorum diyorsanız aynı şekilde softwareyi ayarlıyorsunuz. Açıyorsunuz müzik modu. Aktif. Olay bundan ibarettir arkadaşlar. Çok güzel bir program. Raycon'un yani daha gelişmemiş bir programı. İndirmenizi, denemenizi isterim. Bunu 2 veya farklı 3 bilgisayarlarda da yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Benlik bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.